Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, şimdi Baron'la Reyna'yı aldım. Kar yağıyor. Biz de bir zirveye çıkalım. Orada durum nedir onu bir görelim diye. Şu an tam zirveye çıkmadık ama kar burada hızlandı. Birazdan daha da hızlı olacak. Çünkü şu an hava durumunun gösterdiği saat olmadan daha bir iki saat var. 3'te başlaması gerekiyordu güya. Ama bir de şiddetli bir kar başladı. Bu şekilde yağarsa kısa zamanda 20-30 santim yapar. Tamamen domuz bölgesine girdik arkadaşlar. Burası buradan o yanın domuz bölgesi zaten. Ama biz o tarafa gitmeyeceğiz. Zaten oradaki yol kapalı. Bakın Baron'la Reyna da geliyor. Onlar o tarafa doğru gidiyor. O tarafa doğru gitmezler. Şimdi gelirler arabanın peşine. Burası bizim offroad yerimizde ama burayı çakıl döktükleri için artık offroadlık bir hali kalmadı. Buraya normal araçta çıkabilir artık. Şöyle biz yine çamur tarafından çıkalım ama orada da diken müken var, gerek yok. Evet. Buradan bakacağız. Aslında arkadaşlar çamurlu olan bir bölge var da oraya da ben yani köpeklerle gitmek istemiyorum. Köpeksiz gideceğim oraya. Çünkü başka köpekler de var. Yani şimdi köpekleri durduramayız yani. Ben hani yürüyerek gitsem tamam da normal arabayla gittiğim zaman köpekler benden bağımsız olacak. O yüzden riske girmiyorum. Reyna çık arkadan, Reyna. Arkadaşlar 4x'ların turu çok az ya. Evet, şöyle bir ineceğiz aşağıya. Durum kontrolü yapacağız. Oh. Sibirya burası ya. Baron. Acayip soğuk var burada ya gerçekten. Hadi bakayım, hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi. Hadi gidin, hadi. Yani buradan bir bakacaktık ama hiçbir şey gözükmüyor ki. Yani tepeye çıktık ama hiçbir yer gözükmüyor arkadaşlar. Oğlum, siz dolaşın ya. Aferin oğlum, hadi. Hadi bakalım, otur, hadi. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Aferin oğlum.
Şimdi arkadaşlar karda bunları çıkaracağım var ya, böyle çok kar yağdığı zaman güzel bir oynayacaklar. Dur! Baronun burasına ne oldu ya? Dur bakayım, orada ne var oğlum? Ne oldu ayağına bakayım? Ayağını ısırmış mı? Böyle bir şey gibi bir şey var orada ya. Bir şey var orada ama yolculuğu tamamlayamam. Yani yakından bakmak lazım. Oraya bir sprey sıkacağız. Bağlayıp sıkmak lazım spreyi ya. Bağlayıp sprey sıkacağız oraya mecburen. Dün yoktu böyle bir şey. Bugün dikkatimi çekti ya. Kar varken güzel oluyor da burası. Şimdi kar yokken çamur var. Yani bir iki saat içinde burası zaten kar dolacak. Baron! Hadi baron! Neyse arkadaşlar, bir diğer uzun mesafe yolu var. Yarısı toprak, yarısı yine beton. Oraya da getireceğim onları. Buraya biraz kar olduğu zaman yine çıkarız belki. Çünkü buraya çıkmak bir şey değil de inerken şurası çok dik. Orası sıkıntılı olabilir yani. Geçen bir çıkmıştım buraya. İnerken kaydım çok. Arabaya şey alacağım ya, yani şu dişli lastikler var, karda iyi oluyor. Bunlar karda çok iş gören bir lastik değil arkadaşlar. Bunlar çamur lastiği. Ama yani taze karda yine iş yapıyor. Dişli lastik olduğu zaman zincire mincire de gerek yok. Zaten ben zincir takmaya elverişli değilim. Askerde lant vardı bende. Ona zincir takma yarışında birinci geliyordum. Zinciri hemen takıyordum. 3 dakikada mı takıyordum? 1,5 dakikada mı? Onu tam unuttum ama bir pratiği vardı. Yere serip hemen üstüne gelip alıyorduk ama bu burada inanın zor geliyor ya. Yani şu soğuk havada zincir takmak elleriniz mahvoluyor. Halbuki çok kısa bir zamanda takıyorduk eskiden. Kar yavaşladı ya. Buraya çıktık, kar yavaşladı ya. Ben daha şiddetli bir fırtına beklerken kar yavaşladı. Neyse biz hayvanları koşturalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yavaş yavaş yürütüp biraz hızlandırıp onları biraz yorayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.
Burası çok dikti işte. Burada çok kaymıştık. Duvara yaslanacaktık az kalsın ama yaslanmadan kurtardık.